Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama bak. Bugün 63. üniteye geldik. İnşallah birinci kitabımızı da böylece bitirmiş olacağız bu babla beraber. Şimdi 63. ünitemiz bize e, Arapçada inne ve kardeşleri diye bildiğimiz bir konuyu anlatacak. İnne ve kardeşleri diye bildiğimiz bir konuyu bize anlatacak. E, bu konuyla ilgili bilmemiz gereken temel bazı şeyler var, temel bazı kurallar var. Bunlardan birincisi şudur, inne ve kardeşleri hepsi harftir. Bunu niçin söylüyorum? Kâne ve kardeşlerinden bunları ayırmanız için. Çünkü Kane ve kardeşleri hepsi fiildi, İnne ve kardeşleri diye okuyacağımız e, bu baptakiler ise bunlar hepsi öğreneceğimiz edatlar. Bunlar birer harftir. Harftir dediğimde yani bunlar ne anlamalıydık? E, İrabta hiçbir karşılığı olmayan, kendi başına bir anlam ifade etmeyen ancak başka bir kelimeyle yan yana geldiği zaman bir anlam ifade eden kelimelerdir demiştik. İkincisi. İnne ve kardeşleri yine isim cümlesinin başına gelirler. Yani mükteda ve haberin başına gelirler. İnne. Ancak yaptıkları şey şudur. Bir, müktedayı kendilerine isim yapıp mansup yaparlar. Kâne'de gördüğümüzün tam tersi. E, haberi de kendilerine haber yapıp merfu yaparlar. Tekrar ediyorum. Kâne'de tam tersi. Yani kâne ve kardeşlerinin tam tersi. Bunlar müktedayı kendilerine isim yaparlar ve mansup yaparlar. Haberi de kendilerine haber yaparlar ve merfu yaparlar. Yani kânenin yaptığının tam tersini yaparlar. İkincisi, bunların her birinin kendine ait özel bir anlamı vardır. Kâne ve kardeşlerinde olduğu gibi ve bu anlamı da cümleye katarlar. İsim cümlesine bu anlamı katarlar. O zaman tekrar ediyorum. İnne ve kardeşleri cümlede iki değişiklik yaparlar. Bir, irap yönünden bir değişiklik yaparlar. Nedir o? E, Mübtedayı kendilerine isim yapıp mansup yaparlar. Haberi de kendilerine haber yapıp merfu yaparlar. İkinci değişiklik mana yönünden bir değişikliktir. Bu edatların her birinin kendine has bir anlamı vardır. Ve başına geldikleri cümleye bu anlamı katarlar. E, diyelim. Peki. Şimdi bu örnekleri tek tek e, görelim. Sayfa 473'e bakabilirsiniz. Hem edatları tanıtacak hem de her edatla ilgili bir e, bilgi verecek bize. Birinci edatımız inne. Yani bunların a babası olan, büyük abisi olan birinci edatımız inne. Inne bir tekit te edatıdır. İsim cümlesinin başına geldiği zaman ona muhakkak ki Kati surette gerçek şu ki doğrusu kuşkusuz şüphesiz gibi bizim Türkçede e, kesinlik anlamı ifade eden anlamlardan bir tanesini katar. E, bakalım birinci cümlemize. İnnel ilme mufidun. Bu cümlenin orijinali nedir? Bu cümlenin orijinali şudur. El ilmu mufidun. İlim faydalıdır. El ilmu mübteda, mufidun onun haberidir. İlim faydalıdır. İnne başına geldiği zaman ne yapacak? Mübtedayı kendisine isim yapıp mansup yapacak. Haberi de kendisine haber yapıp merfu yapacak. Ve aynı zamanda cümleye kendi anlamını katacak ki o da muhakkak kidir. Şüphesiz kidir. İnnel ilme mufidun. Hiç şüphesiz ilim faydalıdır. Muhakkak ki ilim faydalıdır. Gerçek şu ki ilim faydalıdır. Kuşku yok ki ilim faydalıdır. İlahiri. İnne, e, inne ve kardeşlerindendir. Bunlara fiile benzeyen harfler de denilmiştir. Huruf muşebbehe bil feil de denilmiştir. Bunlara ee, inne inne ve kardeşlerindendir. El ilme innenin ismidir. Mansuptur. Nasb alameti fethadır. Mufidun innenin haberidir. Merfudur. Ref alameti dammedir. Hemen şunu hatırlatayım. Kâned'e hatırlattığım gibi inne bir cümlenin başına gelmeden önce mübteda ne idiyse İnne geldikten sonra da innenin ismi odur. İnne gelmeden önce haber ne idiyse anlam yönünden. İnne başına geldikten sonra innenin haberi de odur. Tabi şimdi siz bu cümleye baktığınızda ister istemez diyorsunuz ki ya hoca niye böyle gereksiz bir bilgi veriyor bize. Fakat tabi ilerledikçe cümleler böyle mükteda haberden oluşmuyor. Bir mükteda arkasına bir sıfat, arkasına bir şiphi cümle, arkasına bir cümle, itiradiye dediğimiz ara cümle. Ondan sonra haber geliyor. Tabi şimdi böyle karışık cümlelerde hangisi haber, ee, hangisi e, isim onu bilebilmemiz için inne başına girmeden önce mübteda ve haber olan hangisi ise innenin ismi ve haberi de onlardır. İkincisi ennedir. Ee, enne de innenin kardeşlerindendir. Fakat ennenin şöyle bir özelliği var. Enne cümlenin başında gelmez. Cümlenin ortasında gelir. Kânenin kardeşlerinden madame vardı ya madame sonrasıyla öncesini birbirine bağlayan. Enne de böyledir. Cümlenin sonrasıyla cümlenin öncesini birbirine bağlayan e, bir şeydir, bir e, edattır e, diyebiliriz. Şimdi bakın e, bize bir örnek de vermiş. Yalem ya bil ki enel Kuran'ı hiç şüphesiz Kur'an, nurun nurdur. Kur'an bir nurdur. Şimdi ne dedik? Ya enne sonrasıyla öncesini birbirine bağlar. O zaman ne diyeceğim Ne diyeceğim? Kur'an'ın bir nur olduğunu bilmelisin. Kur'an'ın bir nur olduğunu bil. Öncesiyle sonrasını birbirine dını, dunu, dini gibi öncesiyle sonrasını birbirine bağlamış oldum. Eee emil emir fiilidir. Faili içerisindedir. En'tedir. Daha önce görmüştük. Emri hazırların ente sigası yani birinci muhatap sigası. bunlar demiştik failleri her zaman kendi içindedir. Diğer beş tanesinin de failleri kendisine bitişen zamirlerdi demiştik. İ'alem emri hazırdır. Faili içerisindedir. Ee, şeydir. Entedir. Enne innenin kardeşlerindendir. Enne innenin kardeşlerindendir. Ee, El-Kur'an'ı ennenin ismidir. Mansuptur. Nasb alameti fethadır. Nur'un ennenin haberidir. Merfudur. Ref alameti de e, dammedir. Enne olmasaydı bu cümle nasıl olacaktı? El Kur'anın nurun olacaktı. Kur'an nurdur. Bakın normal enne olmadığında müpteda ve haberi tespit ettikten sonra biri ennenin ismi oldu, biri ennenin haberi oldu. Şimdi burada bu şu anda bizim konumuz değil. Ee, ancak e, ileride bir meselenin mantığını kavramanın e, bir konuyu kavramak için ne kadar önemli olduğunu anlamak için bu örneği vereceğim size. Şimdi ben i'lem dedim ya sana, i'lem sen bil. Fiil var, fail var. Neyi bil? Yani bana bilinmesi gereken bir içerik lazım. Doğru mu? Bir mef'ul lazım bana. Mef'ul ne olabilir burada? Ennel Kur'an'e nurun. Kur'an'ın nur olduğunu bil. Bu cümle komple nas mahallinde mef'uldür. Yani bunu şu an bizi ilgilendiren bir konu değil bu. Ama konunun mantığını kavramanın işleri nasıl kolaylaştıracağını anlamanız için bu örneği veriyorum. Şimdi biz fiil cümlesini gördük. Fiil cümlesinin öğelerini gördük. Mef'ul alma zorunluluğu olan fiiller olduğunu gördük. Ben diyorum ki mesela İbrahim abiye, İbrahim bil diyorum. Şimdi sana bir şeyi bil demeysem bir içerik lazım, doğru mu? Bilgiye için bir içerik lazım. O da ne olacak? Meful olacak. Burada müfret bir meful var mı? Hayır. Cümle içeriği oluşturuyor. Kur'an'ın nur olduğunu, Kur'an'ın aydınlık olduğunu bil demiş oluyorum. Bu da meful nasıl e, nas mahallinde meful cümlesi. Evet, üçüncüsü ken nedir? Ken ne? İnen'in kardeşlerindendir ve sanki adeta sanırım ee, gibi anlamlar e, ifade eder. Mesela e, burada örnek olarak demiş ki ke enne şemse misbahun. Güneş sanki bir lambadır. Yani sanki güneş lamba gibidir. Adeta güneş lamba gibidir. Herhalde güneş lamba gibidir gibi e, anlamlar e, ifade ediyor. Bu ke cümlenin başına gelmeden önce bu cümlenin orijinali eşşemsu misbahundur. Güneş lambadır. Eşşemsu müpteda misbahun onun haberidir. Ama başına ke enne geldiğinde ki enne şemse misbahun ke enne innenin kardeşidir. Eşşemse onun ismidir, mansuptur, nasb alameti fethadır. Misbahun haberdir, merfudur, ref alameti dammedir. Diye, diye diyelim. Evet. Bir de ne var. Bu lakinle de bizim Türkçede kullandığımız lakin fakat ancak ama gibi anlamlar ifade ediyor. El beytu cedidun ev yenidir. Lakinnel etâthe Fakat mobilyası, ev eşyası kadîmun eskidir. El beytu cedidun lakinnel etâthe kadîmun. El beytu mübtedadır, merfudur, raf alameti dammedir. Cedidun haberdir, merfudur, raf alameti dammedir. Lakinne innenin kardeşlerindendir. El etâthe lakinnenin ismidir, mansuptur, nasb alameti fethadır. Kadimun, lakinnenin haberidir, merfudur, raf alameti damedir. Lakinne olmasaydı, bu cümlenin orijinali ne olacaktı? El etâthu kadimun olacaktı. Yani mobilyalar, ev eşyaları eskidir olacaktı. Mübteda, mübteda ve haber. Bir de e, leytemiz var. Bu leytede insanın bir şeyin olması için ki umudunu ifade eder. Keşke, Bari ne olaydı hiç olmasa gibi anlamları var. Fakat Leyteyi genelde ne tür işlerde e, kullanırız? Olması biraz daha zor, olması biraz daha imkansız. Bizim için çok uzak gördüğümüz e, şeylerde Leyteyi kullanırız. Mesela de, demiş ki, Leyter rahibe murtefiyon. Keşke maaş yüksek olsaydı. Keşke maaş yüksek. Veya ne olaydı maaş yüksek olsaydı gibi. Bari maaş yüksek olsaydı hepsini söyleyebilirim. Artık o an hangisi daha uygunsa. Bu cümlemizin orijinali ne? Erratibu murtafiun. Maaş, ratip. E, tertip de buradan geliyor. Maaşlar düzenli yatırıldığı için. Onun için ratip yani düzen anlamında belli bir düzeni olan anlamında maaşa ratip denmiş. Erratibu murtafiun. Maaş yüksektir. Başına leite gelince leytel ratibe murtafiun. Keşke maaş yüksek olsaydı. Leyte innen isim şeyidir, şeydir. Kardeşlerindendir. Erratibe ismidir. Mansuptur. Nasb alameti fethadır. Murtefi'un da leytenin haberidir. Merfudur. Ref alameti dammedir. Şimdi bu leyteyi gördüğümüzde şunu anlayacağız. Yani demek ki bu garibin, garibin maaşı çok düşük ve maaşın yükselmesini bizim Türkiye'deki bir emeklinin kurduğu cümleye benziyor bu. Yani demek ki maaşının yükselmesi gibi bir umudu da yok. Çok böyle umutlarını yitirmiş. Böyle bir cümle kurmuş. Bunu anlayabiliriz. Bunu biraz sonra şeyi söyleyeceğim. Lalle'yi söyleyeceğim. Leyte ile Lalle'yi birbirinden ayırmak için meşhur bir şiir var. Bir yaşlının söylediği şiir. Leyte şebabe yaudu yevmen fe ukhbirahu bima fa'ala Keşke bir gün gençlik bana geri dönseydi de ben ona ihtiyarlığın bana ne yaptığını anlatsaydım demiş. Gençlik geri dönmeyeceği için bu şiirden Leyte'yi hatırlayabilirsin. Yani Leyte beklentisi çok uzak olan, çok uzun olanlar için kullanılır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de genelde ahiret ehlinin pişmanlığını ifade etmek için leyte kullanılıyor. Çünkü imkansız bir şey istedikleri için leyte kullanılıyor. لَعَلَّ Bu da yine leyte gibi bir beklenti ifade eden bir kelimedir. Ama bu biraz daha umulan olması muhtemel olan şeyler için kullanılır. Belki, muhtemelen, umarım, inşallah, galiba her halde gibi şekillerde tercüme edebiliriz. Tercüme edebiliriz. Laallen nasra qaribun. Yani umulur ki e, zafer yakındır. E, veya inşallah zafer yakındır gibi bir anlamda da verilebilir. Laalle innenin kardeşlerindendir. En nasra onun ismidir. Mansubun nas balameti fethadır. Qaribun da onun e, şeyidir. Qaribun da onun haberidir. Merfudur raf alameti dammedir. E, burada Alta bir not vermiş. Lakinlerin de cümlenin ortasında geleceğini e, söylemiş. Çünkü bir şeye ama fakat diyebilmemiz için öncesinde bir şey geçmiş olması lazım zaten. Bunu da belirtmiş bize. Peki. Şimdi bu altı tane edatımız anlaşıldıysa size bir konuyu e, hatırlatmak e, istiyorum. O da şudur. Şimdi biz dedik ki innenin ismi mansuptur haberi de merfudur. O zaman hemen aklınızda şu canlanacak. İnnenin ismi mansupsa mesela innenin ismi cem Müzekeri salim olursa nasb alameti ne olacak? Ya olacak. Tesniye olursa nasb alameti ya olacak gibi. Ee, haberi mesela merfu cem Müzekeri salimse nasb alameti ref alameti vav olacak. Normal bir kelimeyse ref alameti damme damme olacak. E, haberi örnek veriyorum Esma-i Hamse'dense Vav olacak gibi. Yani o temel bugüne kadar gördüğümüz bütün kurallar e, burada da geçerli yine innede de geçerli. Şimdi zaten örnekleri de yaptıkça daha iyi Allah'ın izniyle anlayacağız. Şimdi o e, şey örnekleri yapmayacağım. Sayfa 474'teki diğer direkt diğer örneklerden zaten ona uygun örneklerden her birinden birer tane çözeceğim ki e, daha iyi olsun. Evet 475'e bakabilirsiniz. Şimdi inneyi farklı örnekler içerisinde yapalım. Mesela 8. örneğe bakabilirsiniz. İnnenin yani yeşil tablodaki 8. örneğe bakabilirsiniz. Bu Kur'an-ı Kerim'de de çokça e, tekrar eden bir kullanım olduğu için bunu yapmak istedim. İnna Allaha gafurun rahim. 8. örnek. İnna e, Allaha rahim. İnne inne ve kardeşlerindendir. Allah'a innenin ismidir, mansuptur, nasb alameti fethadır. Gafurun innenin haberidir, e, merfudur, ref alameti dammedir. Rahimun da ikinci e, innenin ikinci e, şeydir, haberidir. Zaten bunu anlamdan anlamalısınız. Allah gafurdur, rahimdir. Ya yani bu da haberdir. Bu da bir yargı bildirdiği için, bu da bir sonuç bildirdiği için demek ki haber tekrar edebiliyormuş. E, bu şeyde. Peki inne gelmeden önce bu cümlenin orijinali neydi? Allahu gafurun rahimun. Allah gafur ve rahimdir. Allah mübteda, diğerleri haber. Fakat başına inne gelince hem mübtedayı mansup yaptı, haberi merfu yaptı. Hem de kendi anlamını katı cümleye. O da şüphesiz ki, kuşku yok ki gibi bir anlamı var. Evet. Şimdi ikinci panodan, ikinci örneğe bakabilirsiniz innel muvatinine ne? Şüphesiz ki vatandaşlar mutludurlar. İnne başına gelmeden önce bu cümlenin orijinali neydi? El muvatinune mesururune. El muvatinune mübteda merfu alameti vav. Mesurune haber merfu alameti vav. Ama başına inne geldiği zaman innel muvatinine. Şüphesiz ki vatandaşlar. E, muvatinine innen ismidir. Mansuptur. Nasb alameti yağdır. Çünkü cem'i, zekeri, salim olan kelimeler ya ile mansup olurlar. Mesrurune -rû haberdir, merfudur. İnnenin haberidir, merfudur. Ref alameti vavdır. Çünkü cem'i, müzekeri, salim olan kelimeler vav ile merfu olurlar. Evet. Sekizinci örneğe de bakabilirsiniz. İnne ehahu şüphesiz ki onun kardeşi azimun kararlıdır, azmetmiştir. Türkçede de kullanıyoruz bunu. Ale seferi yolculuğa azmetmiştir. İnne inne kardeşlerinden Eha İnne'nin ismidir. Mansuptur. Nasb alameti eliftir. Çünkü esma-i hamsedendir. Esma-i hamsa elif ile mansup olurdu. Hu zamirdir. Damme üzere mebnidir. Cer mahallinde muzafu ilehidir. Azimun İnne'nin haberidir. Merfudur. Raf alameti dammedir. Ala harfi cerdir. E seferi de onun ile mecurdur. Örnekte olduğu gibi. Şimdi bir de enneye bakacağız. Şimdi enne demiştik cümle içerisinde gelir. Ve cümlenin sonrasıyla öncesini birbirine bağlar. Narifu biz biliyoruz. Enne dara ev farigatun boştur. Şimdi enne dara farigatunla öncesini birbirine bağlayacağız. Ne diyeceğiz? Evin boş olduğunu biliyoruz. Veya biliyoruz ki ev boştur. Yani iki tercüme de doğrudur. Ya ki bağlacıyla Cümlenin sonrasını da bağlayabiliriz. Ya da birinci yaptığım örnekte olduğu gibi, yani biliyoruz ki e, ev boştur veya evin boş olduğunu biliyoruz. Mesela bunu nasıl e, şey yapıyorduk, irab ediyorduk? Narifu fiili muzaridir. Faili içerisindedir, nahnudur. Enne, innenin kardeşlerindendir. Eddara, onun ile mansuptur. Nas palameti, yani innen, ennenin ismidir, mansuptur. Nas palameti fethadır. Farigatun, ennenin haberidir, merfudur. Raf alameti, dammedir. Tabi yani bir önceki bölümde de söylemiştim. Narifu biz biliyoruz. Neyi biliyorsunuz? Bir içerik lazım bize, bir meful lazım. Enne dara cümlesi komple nas mahallinde narifunun mefulüdür ee, diyebilirim. Yine mesela ne yapalım? Uzun bir şey bulalım. Yedinci örneğe bakabilirsiniz. Belagani bana ulaştı. Belaga ulaştı demek. Ni bana olduğu için bana ulaştı enneke sen mustemiun dinleyicisin ila hadisin sözü söze kulak verirsin sözü dinlersin burada hadis sohbet anlamında kullanılmış onu da bağlam belirleyecek zaten minel midya'i radyodan da radyo radyodan ee, ya yani sen radyodan bir sohbet dinlediğinin bilgisi bana geldi veya bana ulaştı ki bana geldi ki sen radyoda sohbet dinlemektesin veya dinlersin şeklinde de anlam verebilirim. Yani iki tür tercüme de yapabilirim. Belaga fiili mazidir. Ni, nunu vikayedir. Fiili kesadan korumak için iyilik zamiriyle fiilin arasına giren nunu vikayedir. Yi, sükün e, sükun üzere mebni nas mahallinde mefuldür. Bela, belaga ulaştı. Kime ulaştı? Ni bana ulaştı. Meful. Enne innenin kardeşlerindendir. Ke zamirdir. Fetha üzere mebnidir. Nas mahallinde ennenin ismidir. Niye? Biz ne demiştik? Bütün zamirler isimdir demiştik. Ve isimlerin görmüş olduğu görevi görürler demiştik. Ke de burada enneye bitişik geldiği için inne kede de aynısı geçerlidir. Mesela inne kum olsa kum isim olacak. inne ke olsa ke isim olacak. Burada da ke olmuş ke. Tekrar ediyorum ke zamirdir. Fetha üzere mebnidir. Nas mahallindedir. Ennenin ismidir. Mustemi'un ennenin haberidir. Merfudur. Raf alameti dammedir. İla harficer, hadisin onunla mecur. Min harficer, mizya'i onunla mecurdur. Belagani bana ulaştı. Bana ulaşan bir içerik lazım. Nedir bu? Enneke mustami'un ila hadisin minel mizya'i cümlesi komple. Nasp mahallinde Belagani'nin failidir. Özü diliyorum. Ref mahallinde Belagani'nin failidir. Belagani bana ulaştı. Ne ulaştı? Burada bir fail lazım. Ulaşan özne olan fail lazım. O da enneke mustami'un ila hadithin minel cümlesidir. Bir tane daha yapalım bunlardan. Onuncu örneğe bakabilirsiniz. A'rifu, ben biliyorum. Enne il mumerridâti nâcihâtun. Bu hemşerilerin, hemşirelerin, özür diliyorum, başarılı olduklarını biliyorum. Veya şöyle de olabilir. Biliyorum ki e, hemşireler başarılıdır. Şeklinde de bu hemşireler başarılıdır. Şeklinde de olabilir. A'rifu, ben biliyorum. Fiili muzaridir. Faili içerisinde gizlidir. Enedir. Arifu. Enne innenin kardeşlerindendir. Haulâ'i. Haulâ'i. Bu işaret zamiridir. Kesra üzere mebnidir. Nasb mahallinde ennenin ismidir. Nasb mahallinde ennenin ismidir. El-Mumerridati biz daha önce demiştik ki işaret zamirlerinden sonra marife bir kelime gelirse bunları ne olarak kabul ediyorduk? Bunları sıfat olarak kabul ediyorduk. O zaman el-mumarridati de e, haulainin sıfatıdır. Mansuptur. Nasb alameti de kesradır. Çünkü cem-i müennes -i salim olan kelimeler kesra ile mansup olurlar demiştik. 'Alifu enne hâulâ'l mumarridati nâcihâtun.' Bu da haberdir. Merfudur. Raf alameti dammedir. Haberdir merfudur. Raf alameti eee dammedir. أعرف أن هؤلاء الممرضات ناجحاتun. Demiş. Peki. Bir diğeri kenne ke idi. Kenne de söylemiştik zaten sanki adeta gibi anlamlara geliyordu. E, mesela 3. örneği yapabiliriz hemen. كأن vejhel habibi kamerun. Keenne vejhel habibi kamerun. Sevgilinin yüzü sanki ay gibidir. Yani ay parçası gibidir. E, demiş. Burada keenne innenin kardeşlerindendir. Vejhe keennenin ismidir. Mansuptur. Nasb alameti fethadır. El habibi muzafu ileyhidir. Mecurdur. Cer alameti kessadır. Kamerun da onun haberidir. Merfudur. Ref alameti e, dammedir uzun bir cümleye bakıyorum. 8 sekizinci örneğe bakabilirsiniz. Ke enne raculun kebirun fi hadithihi. Ke sanki çocuk raculun kebirun büyük bir adamdır. Fi hadithihi konuşmasında. Yani çocuk konuşmasına bakıldığı zaman sanki büyük bir adam gibi, adeta büyük bir adam gibidir. Büyük bir adam gibi konuşuyor demek ki çocuk. Ke İnnenin kardeşlerindendir. et onun ismidir, mansuptur, nasb alameti fethadır. Raculun keennenin haberidir, merfudur, ref alameti dammedir. Nasıl bir adam? Kebirun, büyük bir adam. Bu da sıfattır. Merfudur, ref alameti dammedir. Fi harfi cerdir, hadithi onun ile mecurdur. E cer alameti kesradır. Hi zamirdir. Kesra üzere mebnidir. Cer mahallinde muzafu ilehidir. Bir diğer şeyimiz lealle. Ee, laalleyi Lealle'yi söylemiştim zaten. Demişti ki lealle umulan bir şey için kullanılır ve o umulan eğer e, yakınsa, insanın böyle ümidi güçlüyse, kuvvetliyse lealle'yi kullanır demiştim. Ümidi zayıfsa ise leyte'yi kullanır demiştim. Şimdi mesela demiş ki hemen bakıyorum altıncı örneğe bakabilirsiniz. لَعَلَّ الْمُوَظَّف۪ينَ مَوْجُودُونَ yani e, herhalde umulur ki görevliler mevcutturlar, yerlerindedirler anlamında e, bir cümle kullanmış. Lealle innenin kardeşlerindendir. El muvazzafine leallenin ismidir. Mansuptur. Nasb alameti yadır. Çünkü cem-i salim olduğu için mevcudun leallenin haberidir, merfudur, ref alameti dammedir. Çünkü e, cem-i salimler vav ile merfu oldukları için. Bir de tesniyeye bir örnek yapalım. O da 10. örnek. لَعَلَّ الْحَقِيبَتَيْنِ خَف۪يفَتَانِ Yani umarım, umulur ki iki çanta da hafiftir. لَعَلَّ innenin kardeşi الْحَقِيبَتَيْنِ لَعَلَّنْ ismidir, mansuptur, nasb alameti yadır. Çünkü tesniyedir. Tesniyeler ya ile mansup olurlar. خَف۪يفَتَانِ لَعَلَّنِنْ haberidir, merfudur, raf alameti eliftir. Çünkü tesniyedir. Tesniyeler elif ile merfu olurlar. Evet, 400 79'da da leyteler var. Bir de leytelene, leytelere bakalım. Yedinci örneğe bakabiliriz. Leytel lususa mu'terifune bi Yani keşke hırsızlar suçlarını itiraf etseler. Keşke hırsızlar suçlarını itiraf etseler. Demek ki bunu çok uzak görüyor konuşan kişi. Böyle bir şey ihtimal dahilinde görmüyor. Ee, onun için de böyle bir cümle kullanmış. Leyte innenin kardeşlerindendir. El-Lususa onun ismidir, mansuptur, nasb alameti fethadır. Mu'tarifuna onun haberidir, merfudur, raf alameti damm vav'dır. Çünkü cem-i salimdir. Cem-i salimler vav ile merfu olurlar. Bir harfi cerdir, cerimeti onun ile mecrudur. Cer alameti de kesradır. Him de zamirdir, sükun üzere mebnidir. Cer mahallinde muzafu ilehidir. Lakinnemiz var bir de. Şimdi lakinne ile ilgili biz demiştik ki bu cümlenin ortasında gelir. Çünkü öncesinde bir şey geçmiş olması lazım. Sonra bizim ona bir ama ancak fakat gibi bir istisna getirmemiz lazım. Bunun için lakin neyi kullanırız? Yani daha doğrusu istisna yanlış olduğu istisna demem. Bizim oraya bir kayıt koymamız lazım. Yani öyle ama bir de şöyle bir durum var gibi. Şimdi mesela bir örneğimize bakalım. Üçüncü örneğe bakabilirsiniz. ehuke <laughs> alimun lakinahu bakhilun ahukek alimun lakinahu bakhilun senin kardeşin alimdir fakat o cimridir ne var ki o pintidir ee, diyebiliriz ahukek ahu mübteda'dır merfu'dur ref alameti vav'dır çünkü esma-i hamsedendir esma-i hamse vav ile merfu' olur ke zamirdir fetha üzerine mebnidir cer mahallinde muzafu ileyhidir. Alimun onun haberidir. Merfudur ref alameti dammedir. Ehuke alimun müteda haber. <laughs> Lakinne innenin kardeşlerindendir. Hu zamirdir. Damme üzere mebnidir. Nasb mahallinde lakinnenin ismidir. Lakinne hu, lakin o bakilun cimridir veya pintidir. Bu da lakinnenin haberidir. Merfudur. Ref alameti e, dammedir. Yani dikkat ederseniz ben bu cümleyi kardeşin bir e, alimdir ama cimridir. Lakin cimridir. Fakat cimridir. Ne var ki cimridir gibi hepsiyle tercüme edebilirim. Çünkü hepsi lakinlerin anlamını ifade ediyor. Mesela 8. örneğe bakabilirsiniz biraz uzun bir cümle. Eşşari'ul garbiyyu aridun lakinne şari'a şarkiyya dayyikun. Eşşari'u mübtedadır. -ıı, özür diliyorum. Batı ca caddesi geniştir. Lakin fakat doğu caddesi dardır. Eşşari'u mübtedadır. Merfudur. Rafalameti dammedir. Cadde. Nasıl cadde? El garbiyu. Batı caddesi. Bu sıfattır. Merfudur. Bunun da rafalameti dammedir. Ne olmuş batı caddesine? Aridun. Geniştir. Haberdir. Merfudur. Rafalameti dammedir. Lakinne İnne'nin kardeşlerindendir. Eşşari'a onun ismidir. Mansuptur. Nasb alameti fethadır. Eşşerkiye bu da sıfattır. Mansuptur. Bunun da nasb alameti fethadır. Dayyikun dardır. Bu da haberdir. Lakinne'nin haberidir. Merfudur. Bunun da raf alameti dammedir. Şimdi bir yan konu anlatmış bize. Ama ben size konuyu anlatmadan önce bir hatırlatmada bulunacağım. O da şudur. Şimdi e, Arapçada bizim mükteda ve haber diye kullanmış olduğumuz cümleyi cümleleri düşünün. Mesela buradaki örnek üzerinden birinci örnek üzerinden gidiyorum. Ettali bu müştehidun. Öğrenci çalışkandır. Ettali bu haberdir. Ettali bu müptedadır. Müştehidun onun haberidir. Ettali bu müştehidun. Şimdi bu cümleyi tekit etmek istediğinizde şöyle tekit edebilirsiniz. Le talibun müştehidun. Le talibun Müştehidun. Bu lama lamul deniyor. Lamul iptida. Başlangıç lamı. Müptedanın başına gelen lam deniyor. deniyor. Letalibun müştehidun. Mesela. Zeydun alimun. Zeyd alimdir. Bilgilidir. Lezeydun alimun. Şüphesiz ki Zeyd. Muhakkak ki Zeyd. Alimdir. Gibi. Şimdi bu lam... Bu lamul iptida dediğimiz müptedanın başına gelen ve Mübtedayı tekit eden bu lam, mübtedanın başına inne geldiği zaman, şimdi inne de tekit edatı ya, yani inne de muhakkak ki anlamına geliyor, bu lam da muhakkak ki anlamına geliyor. Şimdi iki tane tekit yan yana gelmeyeceği için, yani hem inne cümleyi tekit edecek, hem lam cümleyi tekit edecek. Bu pek mümkün olmadığı için ne yapıyoruz? Mübtedanın başındaki o lamı haberin başına gönderiyoruz. Yani sen burası dolu diyoruz burası meşgul diyoruz veya diyoruz mekanın nasıl sahibi geldi sen şöyle bir kenara kenara kay diyoruz. onu bu tarafa şey yapıyoruz bu tarafa gönderiyoruz bu lamı yerinden kaydırdığımız için şimdi müktedanın başındaydı biz bunu ne yaptık kaydırdık bu tarafa zahlaka kaydırmak demek lamı muzahlaka oluyor bu yani kaydırılmış başka bir kelimenin başına geçirilmiş anlamında lamı muzahlaka oluyor tekrar ediyorum anlattığımı Mübteda ve haber cümlesini tekit etmek istediğimiz zaman Mübteda'nın başına bir tane lam getiririz. Bu lam mübtedayı tekit eder. Letalibun müştehidun gibi veya lezeydun alimun gibi. Lallahu gafurun gibi. Allah gafurdur. Muhakkak ki Allah gafurdur gibi. Şimdi daha sonra bu mübteda ve haber cümlesinin başına eğer inne gelirse mübtedanın başında hem bir lam var hem de inne var. Yani iki tane tekit beraber mübtedanın başına gelmiş olacak. Bu da pek hoş karşılanmadığı için inne asıl olduğu için yani inne daha güçlü olduğu için inne yerinde tutuyoruz. Mübtedanın başındaki o lamul iptidayı habere kaydırıyoruz. Bu kaydırma işleminden ötürü de buna lamu muzahlaka deniyor. Yani kaydırılmış lam deniyor. Demek ki biz inne haberin başında bir lam görürsek, haberin başında bir lam görürsek diyeceğiz ki ha bu lam aslında mübtedanın başında olan isim cümlesini tekit eden lamdı. Fakat başına inne geldiği için orada kendisine yer bulamadı ve onu haberin başına e, almış olduk. Bu da cümleyi iki kere tekit etmek anlamına geliyor. Hem inne ile tekit ediyoruz müptedayı hem de haberi lam ile tekit ediyoruz. Pekiştirilmiş bir cümle e, kurmuş oluyoruz. E, evet şimdi örneklerimize bakalım. İnne talibe le mucutehidun. Şüphesiz ki öğrenci, evet o kesinlikle çalışkandır demiş oluyorum. Yani tevkidimi iyice pekiştirmiş e, oluyorum. İnne e, inne ve kardeşlerindendir. Et-talibe onun ismidir. Mansuptur, nasb alameti fethadır. Lam lamı muzahlakadır. Yani kaydırılmış olan e, lam'dır. E, müştehidun da innenin haberidir. Merfu'dur, raf alameti e, dammedir. Yani innet talibe müştehidun cümlesinin ifade ettiği kesinlikle innet talibe lem müştehidun cümlesinin ifade ettiği kesinlik birbirinden farklıdır. İkinci kurduğum cümle birinciden daha tekitli, daha pekiştirilmiş bir şeydir, cümledir. Zaten Arapçada genel kuraldır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ee, Ziyadetul mebne tedullu ala ziyadetil ma'ne. Cümlenin veya kelimenin binasında yapılan artış, fazlalık, ziyade, cümlenin anlamındaki fazlalığa, ziyadeye delalet eder. E bu Arapçada genel bir kuraldır. Yani harf sayısı arttıkça, hareke sayısı arttıkça, şedde sayısı arttıkça cümlenin anlamı daha da güçlenir, daha da kuvvetlenir. Mesela demiş ki örnek veriyorum. İnnel muvatine ne e, Şüphesiz ki vatandaşlar mutludur. Bu cümlenin orijinali neydi? El muvatinune ne. Yani e, vatandaşlar sevinçlidir. Ben bu cümleyi tekit etmek istediğimde ne yapıyorum? Le muvatine mesrurun diyorum. Lamu iptida getiriyorum müpteda'nın başına. Şüphesiz ki vatandaşlar sevinçlidir diyorum. Ama eğer bir de bu cümlenin başına inne getirirsem artık müktedanın başında lam olamayacağı için lamı haberin başına kaydıracağım. E, o şekilde cümleyi tekit edeceğim. İnnel muatınine le e, diyeceğim. İnne e, bildiğimiz edattır. Muatınine onun ismidir. Mansuptur. Nas palameti yadır. Cembi müzekkeri salim olduğu için. Lam, lam-ı muzahlakadır. Yani kaydırılmış olan lamdır. Mesrurune de innenin haberidir. Merfudur. Ref alameti damedir. E diyeceksiniz ne oldu şimdi bize bu? İnnel muvatinine ne dediğimde ki ifade edilen kesinlikle innel muvatinine le ne dediğimde ifade edilen kesinlik birbirinden farklıdır. Anlam aynıdır. Sadece anlamı pekiştirme birbirinden farklıdır. Mesela dördüncü örnekten hani Kur'an-ı Kerim için bu önemli veya altıncı örnek, yedinci örnek, sekizinci örnek bunlar Kur'an-ı Kerim'de önemli. Mesela diyor ki altıncı örnekte İnne rabbeke leseri'ul ikabi yani şüphesiz ki senin Rabbin cezayı çabuk veren, hızlıca cezalandırandır diyor. Bu lam olmasaydı cümlenin ifade ettiği tekitle bu lam olduğunda cümlenin ifade ettiği tekit birbirinden daha farklı. Yani burada anlayacaksınız ki Allah bu cümleyi iyice pekiştirmek, bu ayete muhatap olan insanları çok güçlü bir şekilde tehdit etmek istiyor ki hem inne getirmiş hem de haberin başına lam-ı muzahlaka getirmiş. Bu tekidin yoğun olduğunu göstermek içindir. Mesela buradan inne huruf ve müşebbehe bir fiildir. Yani inne ve kardeşlerindendir. Rabbe onun ismidir, merfudur. Mansuptur, nasb alameti fethadır. Ke zamirdir. fetha üzere mebnidir. Cer mahallinde muzafu ilehidir. Lam, lam-ı muzahlakadır. Seri'u innenin haberidir. Merfudur, ref alameti dammedir. El-ekabi muzafu ilehidir, mecurdur. Cer alameti kesadır.